İki gündür koyunları çekiyorlar arkadaşlar. Bizim bu bölgeye koyun taşıyorlar, tırlar. 3 tır, 4 tır, 5 tır böyle birlikte geliyorlar. Bu büyük tırlar koyunları getirip bırakıyorlar. Ve gene bugün tuz verdim arkadaşlar. Çünkü koyunların canı tuz istiyordu. Tuz istediği zaman be tuz ararlar. Tuzu verdik, götürek biraz da sulayak. Hayvanlar rahat etsin. Tuzların birazı dökülmüş aşağı, bu kayalıkların üzerine tuzu döküyoruz. Hayvanlar yalıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak Dağları'nda herkese selamlarız. Öncelikle bizler iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bugün 1 Haziran benim doğum günüm arkadaşlar. Bugün doğduğum gün 1981'de Kilis Yaylası'nda doğmuşum. Ve bugün doğum günüm arkadaşlar. Doğum günü hediyemi beklerim. Herkes, abone olmayanlar abone olun. Olanlar da çevresinde bir kişiyi abone edin. Onlar da hediyem olacak. Size bu Nurhak Dağları'nda videolarımızı çekip devam edeceğiz arkadaşlar. Göçerler artık Nurhak Dağı'na geldi. Yaklaşık bir 10-15 sürü geldi. 15-20 sürü geldi. Kurtlar konusunda da rahata kavuştuk artık. Kurt hangi sürüye gidecek diye düşünür. Bizler de biraz rahat etmiş oluruz. Hava soğuk, buz gibi. Yağışlar gözüküyor mu gözükmüyor bilmiyorum ama hava boyraz esiyor iki gündür. Dışarıda yatılacak gibi değil. İyi seyirler. Kuzulara ayrı bir çoban lazım. Böyle peşine dolasın. Bazen oluyor, sürüyle hareket etmiyorlar. Ben de tekim. Arkayı çok dikkatli kontrol etmek zorundayım. Nasıl böyle ayrılıyorlar sürüden. Kalırlar, hiç gelmezlerdi. Dikkat etmezsen gelmezler, mümkün değil. Şu bücürüğü de bugün bıraktım. Biraz güneş versin, toprak yesin dedim. Bu sürpriz kuzu vardı ya, Ali getirmişti o kuzudan. Yoruluyor. Seni yarın getirmem. Hatta birkaç gün getirmem. Şimdi göçerler yaylalara kondu arkadaşlar. Ondan sonra kurtlar en az 15-20 sürü gelse hangi sürüye gideceklerine şaşırırlar. Onun için pek bizim yanımıza uğramazlar. Onun için biz rahat olalım.
da bayağı küçük de. Koş hele koş. Nurhak dağları çetin olduğu için. Bu dağlar zor dağlar. Koyunlar bu yıl 45 kağıda kesilecek. Millet et pahalı diyor. Kardeşim 45 kağıda koyunu kestik. 10 kağıda hap veriyoruz iki tane. 7-55 kağıt. 10 kağıda. Ben işimi seviyorum halbuki. Birçok iş yaptım. Tezgahtarlık da yaptım da, turizm alanında. Fabrikalarda da çalıştım. Büyük rafinerilerde de çalıştım. En güzel iş bu benim açımda ama bu işin iki tane eksiği var. Bir tanesi bakanlık tarafında disipline alınmıyor. İkincisi de sosyal güvencesi yok. Hatta birincisinin içinde de hayvanı üretiyor ne pazar alanı var. Pazar alanı bulabiliyorsun ne de yemde. Mesela tarlalarda arpa çıkıyor 6 kağıda geri sen almaya gidiyorsun. Oluyor 10 kağıt. Yani bir kooperatif sistemiyle olsa aldık işimiz çok güzel. Çağır çağır o beni sevdi benimle kalıyor. Duman git sen yoksa buralarda var ya kaybolursun git. Git Ali amcanın yanına git git. Tek başıma yapıyorum ama zor da değil. Kolay bir iş. Severek yapıyorsun. Bir işin karşılığını aldığın zaman daha güzel yaparsın mesela. Daha güzel koşlar, daha güzel damızlık koyunlar, daha güzel köpekler insana zevk verir. Ama ne yazık ki sevgi de bir yere kadar. Sonra ilerlemeyince, kesen dolmayınca, ekstra güzel arabaya binmeyince, güzel yaşamayınca, tatile gitmezsen çocuklarınla ve sıkıcı bir hal alıyor. Onun içindir ki hayvancılık bir tür yoksa doğa ve doğada yaşamak, böyle gördüğünüz gibi yeşillikler içinde, çiçekler içinde yaşamak metropol yaşamında daha zevkli, daha güzeldir ama dediğim gibi eğer kazancı tatlı olmazsa, yıl sonunda kazancı tatlı olmazsa ve sadece bedeninizin ezildiğiyle kaldığınız zaman o sizi üzüyor. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani zarar ettim demedim. Çünkü biz babadan görme hayvancılık yapıyoruz. Belki 2-3 yıl zarar ettirir, 1 yılda seni kalkındırır. Onu biliyoruz. Onun için hayvanları seviyoruz. Tamamıyla et materyali olarak görmüyoruz. Yani bunlar ettir, bu kadar para eder demiyoruz. Sadece sevgimizi veriyoruz, seviyoruz. Zaten günü zamanı geldiğinde hayvan kendiliğinde paraya dönebiliyor. Ve en ana maddesi de bu işi seversen yaparsın. Sevmezsen doğayı, tabiatı, hayvanları sevmediğin takdirde
bu işi yapamazsın, zor olur. Bazı arkadaşlar diyecek Yusuf boruyla koyuna gidiyor. Arkadaşlar, bizi bu dönem en çok yoran kuzulardır. Sürüden ayrılıyorlar, geride kalıyorlar. Ki dediğimiz güneşte bir araya geliyorlar. Yani dövmüyoruz, sadece vücuduna böyle dokunduruyoruz, hissettiriyoruz ki şey yapsın. Boruysa hiçbir şekilde hayvanın canını acıtmaz. Ama çubuk her şekilde canını acıtır. Bunun içi boş olduğu için kuyruğuna dokunuyoruz vücuduna. Ki hayvanlar ilerlesin, sürüye uyum sağlasın. Aksi takdirde zopayla olmuyor. Çünkü zopayla koyunu kuzuya dokunamazsın. Koyuna dokunamazsın. Bu dönem rahatça gelip gittiğimiz için boruyu tercih ediyorum. Çünkü gerek ki su borusu biraz daha kalın. Bu daha ince. Bununla hayvanları kış yapıyoruz. Sürüyoruz ki şey olmasın. Hayvanlar canı ağrımasın. Arkadaşlar, bu işin zorluğu çok, rahatlığı hiç yok diyecek kadar azdır. Çünkü çok emek istiyor, gece gündüz istiyor, bayram bilmez, yılbaşı bilmez, tatil bilmez, ölüm bilmez. Bu işin o zorluğu çoktur. Bu işi yaparken insanın en büyük deyimi sabrıdır. Sabrın iyiyse, hayvana karşı sevgin büyükse bu iş ancak öyle yapılır. Bunlar yoksa zaten yapma mümkünatı yoktur. Çünkü bizler bu süreçte çok insanlar geldi bize, danıştı. Hayvancılık yapacağız, başlatacağız. İşte 300 koyun alacağız, 300 kuzusu olacak. Besiye koyacağız, 10 milyarda satacağız, 3 trilyon para kazanacağız diyorlar. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Yok. Çünkü neden yok? Bunu kömür alıp satarak yaparsın. Demir alıp satarak yaparsın. Tuğla alıp satarak yaparsın. Odun alıp satarak yaparsın. Ama koyunu o şekil yapamazsın. Çünkü koyun ve hayvancılık farklı bir olaydır. Sevgi isteyen, zaman isteyen, sabır isteyen, emek isteyen bir iştir. Eğer bunları yapabilecekse insan bunu yapabilir. Para konusunda ben bundan para kazanırım. Gerek ki büyük baş olsun, gerek ki küçük baş olsun. Öyle bilgisiz, tecrübesiz, direkt işe 100 tane alırım, 100 tane satarım, bu kadar para kar ederim diyerekten olmaz, mümkün değil. Öncelikle bir emek vereceksin, ayakların altı yorulacak, bedenin yorulacak, bir uykusuz kalacaksın. O zaman kazanır mısın, kazanmaz mısın? O zaman belli olur. İşte en çok özlem çektiğim şey, böyle bir ay boyunca yatıp dinlenip tatil yapmak. Hiç kimse bana karışmayacak, yeme içme hazır olacak, böyle yiyeceğim içeceğim, istediğim kadar uyuyacağım, denize gireceğim, suya gireceğim. Böyle biraz değişiklik istiyor. Bayağıdır arkadaşlar, yani 18 yıldır hep dağlardayım, taşlardayım gece gündüz. Çobanlar varken de dağlardaydım. Ben koyunu çobana emanet edeyim. Çoban götürsün, yaysın, koyun güzelleşsin, getir diyenlerde değilim. Koyuna çok düşkünüm çünkü. Hep kendi yanımda kalmadığım sürece, herhangi anormal bir şey olmadığı sürece kendim yanında vazgeçmem. Kendim yaparım. Zaten
hayvancılığın ana maddesi budur diyor. Emperyalizm para gücüyle yapamadığı tek iş hayvancılıktır. Her şeyi parayla yapabilirsin ama hayvancılığı yapamazsın. Çünkü hayvancılık gerçekten emek isteyen bir şey, sevgi isteyen bir şey. Eğer onlar yoksa hayvancılık da yoktur. Bizlerin yapmış olduğu hayvancılık organik bir hayvancılık. Yani önemi, değeri farklı bir alanda olması lazım. Çünkü biz hayvanımıza asla hazır yemlerde vermiyoruz. Tamamıyla doğada, tabiattan faydalanıyoruz. Yani en azından bakanlık tarafında bizim gibi insanlara bir patent verilmesi, bizim etlerimiz normal besledeki etlerle aynı kulvarda yarışmamalıdır. Çünkü bizim etlerimiz, ürettiğimiz hayvanlar tamamıyla kekik otu, natürel, dağda, organik bir şekilde beslenen hayvanlardır. Bu da bir ayrıcalık bize olmalı ki bizler bu işi daha çok büyütelim, daha çok yapalım, bu sayıyı binlere çıkaralım. Talaz da geliyor. Talaz çekil. Şeyde sayıyı binlere çıkarmamız lazım ki ülke, vatana, topraklara, dünya, insanlığa daha faydalı bir hal alalım. Yapmıyorsun Allah'ım. Talasın tasması da iyi olmuş. Aynı zamanda arkadaşlar kameramanım eşimdir, eşim Aslı'dır. Hem bana yardımcı çobancılık yapıyor, hem de koyunları tuzladığımız için, hem de bugün kamerayı tutuyor. Size ayrı güzel böyle bir video yapayım dedim. Doğum gününe özel olsun. Benim ricam da sizden, çevrenizdeki insanları abone eder, bizi önerirseniz, büyümemizi sağlarsanız çok güzel olur. Teşekkürler. Bu işin şimdi kazancını sağlamak için süt, peynir, yağ, tereyağı para ediyor. Ama eskisi gibi bir kadrosu yok arkadaşlar. Bir insanın 200-300 tane koyunu olduğu zaman en az 2-3 tane bayan olması lazım. 2-3 kişi çoban olması lazım. Sabah beri var, akşam beri var. Ve o sütleri kaldırıp indirmek var. O da zahmetli. Zaten ben son 8 yıldır peynir işi yapmıyorum. 8 yıl yani az yapıyoruz kendimize göre. Birkaç dost akraba verecek şekilde kuzuları ayırdığımızda. Ama eskide full time 400 koyuna kadar, 500 koyuna kadar yaklaşık bunun 50-60'ı keçi olacak şekilde sahım yapıyorduk. Bendim, Ali'ydi, iki tane çobandı, annemdi, şimdi işte yapıyorduk. O zaman da ayaklarımızın altı tutmuyorduk yürüyerek. Çünkü bir saniye bile boş zamanımız olmuyordu. O dönemde hayvancılık biraz canlıydı. Ve herkes peynir işi yapıyordu. Peynir o zaman para etmiyordu. Peynir şimdi para ediyor, şimdi kimse yok. Peynir, tereyağı şimdiler para ediyor ama şimdi kimse, yapacak kimse olmadığı için zahmetli ve zor bir iştir. Öyle basit değil. Günlüğü veriye koyacak. Onun için kadron çok güzel olmalı ki ayakta durabilirsin. Çünkü yoksa eziliyorsun. Dizlerin tutmuyor, ayakların tutmuyor. Onun için kuzuyu koyunla gezdirmek, kuzuyu büyütmek, bir kişi yapabilir bunu. 250, 300, 400 koyuna kadar tecrübesi varsa rahatça yapabilir. Bu daha kolay oluyor bizim için. Daha rahat, daha şeydir. Ama sağım olduğu zaman problem de kendiliğinde büyüyor.
gene akşam oldu arkadaşlar. Doğum günüm akşam oldu, bitti. Koyunlarımızı üçüncü defadır suluyorum, suyun üstüne getiriyorum. Su içiyorlar mı? İçiyorlar arkadaşlar. Tuz yedikleri zaman en önemli ana madde tuzdur. Şeydir, sudur. Su içmezlerse kuzularda problem oluşturabilir. Onun için arkadaşlar bir boyraz esiyor, bir boyraz esiyor. Biraz sonra etrafı donduracak dereceye getirir. Onlar doydu, tuz yediler, güzelce yayıldılar. Daha bir saat, bir buçuk saat yayarlar. Yavaş yavaş eve götürür. Hafşada yatırdım. Aşağıdakilerin de yukarı çıkıp su içmeleri lazım. Suya doğru yönlenmeleri lazım. Koyunlar her şekilde suyunu içer ama kuzular suyunu içmez. Çünkü onlar aynı çocuk gibidir. Onlara dikkat etmek lazım. Onun için suyun üstünde bir 10 dakika falan bekletiyoruz. Kuzular nerede içeceğini bile bilmiyor. Dolaşıyorlar etrafında. Kendine uygun bir alan arıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, Nurhak dağlarında göçerler 2 gündür büyük araçlarla hayvanları çekiyorlar. Şimdi kurt hangi sürünün yanına gidecek diye düşünür. Bizi belki haftada bir de bizi düşünür ya da 10 günde bir. Bu da bizim rahat etmemiz anlamına gelir. Arkadaşlar iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Doğum günümü kutlayacaksınız biliyorum. Tekrar edeyim, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çevredeki insanlara önerip abone ederseniz, nokta da olsa yorum yaparsanız bizim açımızda güzel olur, bize destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.